Arkadaşlar, bu anlatımımda size Photoshop ile yüz temizlemeyi göstereceğim. İlk önce Photoshop'u açıyoruz. Photoshop'u açtıktan sonra CTRL o kısa yol tuşunu kullanarak düzenleyeceğimiz olan resmi açıyoruz. Resmimiz açıldı. Resmi yakınlaştırıyoruz. Silgileri temizlememize yardımcı olacak olan araç J tuşuna basılarak seçilebilir. Aracın adı Spot Healing Brush Tool. Aracı seçtikten sonra boyutunu ayarlıyoruz. Daha sonra silgilerimizi tek tek temizlemeye başlıyoruz. Biraz daha küçültelim. Sadece sebebiyle temizlensin. Katmanlar temizlenir. Arkadaşlar, bu araç sivilceyi temizlemek veya oradaki herhangi bir şeyi temizlemek için bulanıklaştırma yöntemini kullanıyor. Fark ettiğiniz gibi bir bulanıklık oluyor. Yani bir kötü görüntü oluyor. Şuradan Blur Tool aracını seçerek boyutunu küçültelim. Çok fazla oldu. Değerini düşürelim. Şu kötü görüntüyü ortadan kaldırabilirsiniz. Daha düzgün bir görüntü oluştu. Evet arkadaşlar, şimdi resmimizi yakınlaştıralım. Şuraları da yapalım. Şimdi seçim aracını seçiyoruz. W tuşuna basarak kısa yoldan seçebilirsiniz. Göz rengini değiştireceğim arkadaşlar. İlk öncelikle seçim aracını seçtikten sonra gözleri seçiyoruz. Daha sonra CTRL U tuşuna basarak renkleri değiştirmemizi sağlayan kutucuğu açıyoruz. Sağ alt kısımda yer alan Colorize seçeneğini işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi gözler kırmızı oldu. Biz bunun rengini buradan mavi yapalım. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Bunun tonunu biraz daha arttırıyorum. Daha gerçekçi görünmesi için çok az daha koyu yapıyorum. Seçim bırakıyorum. Gördüğünüz gibi burada taşmalar oldu arkadaşlar. Y tuşuna basarak geri dönüşüm fırçasını seçiyorum ve taşan yerleri düzeltiyorum. Bunu da düzelttim. Taşan yerleri düzelttikten sonra aşağı iniyorum. Dudak rengini değiştireceğim arkadaşlar. Daha da kırmızıya yakın bir renk yapacağım. Tekrar seçim aracını seçiyoruz. W tuşuna basarak. Dudağın tamamını seçeceğiz. Dudağın tamamını seçtikten sonra aynen göz rengi değiştirmedeki gibi CTRL U tuşuna basıyoruz. Tekrar Colorize seçeneğine renk veriyoruz. Gördüğünüz gibi dudak mat bir kırmızıya döndü. Tonunu artırıyorum arkadaşlar. Gözdeki gibi daha gerçekçi görünmesi için biraz daha koyu yapıyorum. Seçimi bırakınca şöyle eğri büğrü bir kısım oluştu. Tekrar geri dönüşüm fırçasını alarak eğri büğrü kısmını düzeltiyorum arkadaşlar. Daha düzgün bir görüntü oluşması için. Çok oldu. Gördüğünüz gibi alt kısım tamam. Üst kısmını da düzeltiyorum. Şöyle. Dudağı yaptıktan sonra File bölümünden Save for Web diyerek dosyayı kaydediyoruz. Resmimizi JPEG olarak kaydedeceğiz.
Gördüğünüz gibi resim hazır. Daha sonra Enter tuşuna basıyoruz. Deneme olarak kaydediyorum ben. Evet arkadaşlar, kaydettik. Photoshop'ta işimiz bitti. Photoshop'u kapatabiliriz. Şimdi iki resim arasındaki farka bakalım. Resmin ilk hali ve bizim yaptığımız. Bu resmin ilk hali. Gözler ela renk, dudaklar pembe ve yüz sivilcelerle dolu. İsterseniz arkadaşlar saç rengini de değiştirebilirsiniz. Tekrar seçim aracını alıyorsunuz. Saçı seçiyorsunuz. Tekrar Ctrl+U kullanarak rengi değiştirebiliyorsunuz. Bu resim ilk hali. Bu resim ise bizim yaptığımız. Sivilceler temizlendi. Uzak rengi verildi. Gözler mavi. Anlatımın sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki anlatımda görüşmek üzere.